Değerli arkadaşlar, ikinci dersimize bir LGS sorusuyla başlayacağız. LGS'de aynen bu soru böyle soruluyor arkadaşlar. Bakalım Vay be. kimler yapacak. Önce size bir bilgi veriyorum. Siz daha bu konuyu görmediğiniz için bir şeyin olma olasılığını şu şekilde hesaplıyoruz. Talha. Evet, Eymen, Derin. Bir şeyin olma olasılığını olasılık diyoruz. Olasılık. İstenen durum bölü, istenen durum bölü tüm durumlar. Şimdi örnek vereyim. Bir paranın tura gelme olasılığı. Parayı attığımızda kaç yüzü var arkadaşlar? İki. Yani %50 İki. demek. Yani Yani iki de geliyor. iki ihtimal var. Tura gelmesi kaç ihtimal? %50. Yani bir ihtimal. Yani %50, değil mi? Anlaştık mı? Peki şimdi ben de bununla ilgili bir soru soruyorum. Değerli arkadaşlar yine mükemmel resim yeteneğimden faydalanarak üç tane amca çizeceğim buraya. Hocam Hocam çok bir gerçek. soru var Bak, mı? Gerçekten bunlar çok güzel oldu. Sorumuz bu üç gerçekten amcanın şapkalarıyla ilgili. Arkadaşlar bu üç amca öyle. bir restorana yemeğe gidiyorlar ve vestiyerde bekleyen adama hemen vestiyer de çizeyim size. Burası vestiyer olsun. Burada bekleyen bir adam var. Eşyalarını alıyor. Şapkalarını veriyorlar. Vestiyer ise bunlara verdiği numaraları kaybediyor. Sizden şunu istiyorum. Vestiyerin doğru sırada verme ihtimali kaçta kaçtır? Yani bir kesir olacak. İstenen bölü tüm durumlar. İstediğim bir durum var. Acaba şapkalar kaç farklı şekilde dizilebilir? Tüm durumları bul sen. Bakalım bulabilecek misin? Üçte bir değil Oğuzkan. İyi denemeydi. Hocam zerre bir şey anlamadım. Hocam bir daha soruyu söyleyebilir Adamlar misiniz? şapkaları sırayla verdiler ya. Evet Vestiyerdeki adamın onlara şapkayı hocam. doğru sırada verme ihtimali. Aldığı gibi geri verme. Yani bu birinci adam olsun ya da bu A adamı olsun. Bu B, bu C. Bu şekilde şapkalarını yine A, B, C. Evet Yusuf. Evet Yusuf bombayı patlattı. Rana yaklaştı. Evet. Oğuzkan. Tamam Yusuf. Oo, bir dakika. Oğuzkan'la Yusuf aynı anda patlatmışlar bombayı. Evet. Bakacağız. O Zeynep Rana da o adamı ben o da patlatmış. Bu Aynen bir dikkat. basitmiş. Bilmesine de Evet, üç tane tadelle verdim. Biri Yusuf'a, biri Oğuzkan'a, biri Zeynep Rana'ya gitti. Aferin size. Güzel. Arkadaşlar bakalım diğer arkadaşlarımız buldu mu? Dikkat Emirhan. Yok Kerim. Arkadaşlar burada şapkaların kaç farklı şekilde dizileceğini düşünelim. Bakın Timuçin şapkalar nasıl dizilebilir? A, B, C diye dizilebilir. Bir. B, A, Sadece C diye dizilebilir. İki. Sonra ne olabilir? C, B, A olabilir. Üç. Sonra C, A, B olur. Dört. Başka ne olabilir arkadaşlar? BCA. C olur. Ve A Bak. başka neyi eksik yazdık? BCA'dan B A. B C A olur. Bakın şapkaların dizileceği toplam durum sayısı 6. Bizim istediğimiz durum 1. Evet değerli arkadaşlar bu arada size LGS'de bir soru daha hediye etmiş oldum şimdiden. Buyurun. hocam ben İlhan yazdım Oğuzkan ama nasıl yazacağımı anlamadım. bir soru Onu çıkıyor. sanırım. Efendim? Hocam ben cevabı bulmuşum ama nasıl yazacağımı anlamadım. Evet. Evet. 6'da 1 dedi arkadaşlarımız ve bildiler. Aferin değerli arkadaşlar. Güzel. Şimdiden LGS'de bir metiniz benden. Hadi hayırlı uğurlu olsun size. Devam edelim efendim. Hocam benim 3 tane tazelem var. Siz yani 10 Tadilen tane. var. Hemen Yusuf bunu halledelim. Tamam mı? Yarın halledelim bu işi. Benim toplamda 14 tane var. Daha Hocam, verecek ki. hocam bununla 41 oldu hocam. Batırdın beni Yusuf. Benim daha 30. Evet Hocam arkadaşlar buyurun. benim daha 4 tane var.
Hemen şu soruyla devam edelim. Bir haftada çözmesi gereken 1200 sorunun, Allah Allah, öğrenciye bak, 30'unu pazartesi günü çözen Yeşim daha kaç soru çözmedi? Evet. %70'ini Kaç? hocam. Sessiz. Tamam, %70'ini çözmedi. 1200'ün %70'ini buldu Emirhan. Buldu Zeynep Rana. Kerim dikkat. %30'unu çözdü. %70'i kaldı. %70'ini bulun 1200'ün. Evet. %30'unu çözdüyse %70'i kaldı. O zaman çok zeki. Timuçin V ne? Ha, B demek istemiş. Evet arkadaşlar, gayet basit. Cevabı Evet, Derin, Cemile, Aybüke dikkat. 1200'ün Eymen Talha Amin %70'ini buluyoruz. Bu sıfırlar gitti. Arkadaşlar 12 ile 7'yi çarpsak 84. Bir tane sıfır var. 800 cırk. Evet, devam edelim. Bir sitedeki 360 dairenin %90'ı doludu. Boş dairelerin yarısı henüz tamamlanmadığına göre boş daire sayısı kaçtır? %10. Hocam Ve ama kaçtır doğrudan dedi? belli olur. Sayısını soruyor. Dokunmayın, çok fenayım. Baykuş yermiş bir Tamamlanmış olan boş daire istiyoruz. Dikkat. Tamamlanmış olan boş daireyi Cemile. Cemile, onlar bütün daireler. Yarısı daha tamamlanmamış Cemile. Aa, Yusuf, hocam benimki doğru yarısı mu? tamamlanmamış. Dikkat. Biz tamamlanmışı istiyoruz, değil mi? Zeynep Rana, aferin. Hocam Tamamlanmış. benimki doğru. Ha hocam. Anladınız mı? Evet, Timuçin, aferin. Cemile şimdi Tutun o. hocam. Hocam benimki bir de Hocam biraz benimki kısıyor. doğru Ben mu? bilmiyorum Bozkan soruyu. doğru. Talha Emin dikkat. Hasan Talha nerede? Yok mu derste? Kerem nerede? Kerem ve Hasan Talha yok. Evet. Hemen yazalım onları da. Melih de yok. Kim yok? Melih. Melih o Kerem'in yanındaydı. Arkadaşlar hemen yazalım. Hocam benimki doğru mu? Bakacağız. Evet arkadaşlar, %90'ı doluysa %10'u boş mu Gökmen? 360'ın %10'u Zeynep Rana. Bununla 94. bu gitti. Bununla bu gitti. 36. 36 tane boş varmış Talha Emin. Ama bunların yarısı daha yapılmamış. Yani 18 18. ne oldu? Birim yapılmamış. O zaman diğer 10 tanesi yapılmış ve boş. Arkadaşlar cevabımız Ciğeristan. Evet. Buyurun efendim. Haydi. Evet, Kerem geldi. Arkadaşlar bu arada ben gruba ondalık gösterimi atmışım Nartest'ten. Bu hafta orayı bitirelim. Velilerini söylemedi mi size? Bakın ben gruba Nartest tane taneyi atmışım. Burada var. Bunların çıktısını alıp bitiriyorsunuz. Anlaştık mı? Sonra Anladım. yüzdeleri vereceğim. Burada bayağı bir sayfa var. 25 sayfa ödev var burada. Allah Of. Allah. Bittiniz siz. Hocam bitmedik. Biz tatille alışkınız hocam. Onu Aynen. hocalar Hocam sistem falan vermiş. bu arada bana atmanıza gerek yok. Çözümlerini de attım. Kendiniz kontrol edebilirsiniz yaptıktan sonra. Bizi ödevle korkutamazsınız. Tamam. Peki. Evet hocam. Yukarıdaki tabloda bir okuldaki öğrencilerin sevdikleri dondurma çeşitleri verilmiştir. Ya öğrenci dondurmanın ayırt eder mi be? Dondurma dondurmadır ya. Hele bir de beleşse üf. Aynen hocam. Hele Evet, beleşse çok ve iyi. muzluysa Hiç çok öyle. hocam Arkadaşlar beleşse bütün çeşitlerinden hocam alır. bize kaldı. Benim Aynen. böyle kaldı Beleşse daha güzel. arkadaşlar, ısmarlayan oluyor mu arkadaşlarınızda?
Hocam, Hocam, oluyor. hayır hocam. Bizde şöyle bir şey Bak yapıyor. ben size üniversitede yaptığımız bir şeyi söyleyeyim. İyi, iyi bakın şimdi. Sabah 8.30'da dersimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Sınıfımız 75 kişi. 37-38 tane erkek var arkadaşlar. Bunun 30 tanesi derse geliyordu sabah en erken derse. Tabii hiç kimse kahvaltı yapamıyor o saatte gelmiş. Biz ilk araya kadar birbirimize kaş göz yaparak arkadaşlar bir kişiyi kurban seçiyorduk o gün. Tamam mı? Herkes atıyorum işte kim olsun? Gökmen Buray seçtik bugün. Herkes şşt, Gökmen şşt, şşt, falan böyle yapıyor. Gökmen diyor ki ne var ne falan. Arkadaşlar çıkışta buluşuyoruz. Gökmen'in koluna girip kantine gidiyoruz. 37 kişi. Ne oluyor? Gökmen Ismarlıyor 37 tane poğaça, 37 tane çay mu? ısmarlamak zorunda. Evet. Gökmen mi? Evet, Oho, çok 37 iyiymiş. hocam, poğaça. ben direkt Hocam, çok iyi. çok Oldu. iyiymiş hocam. Bizim kantinde bir Hocam, biz de poğaça seçelim. bir şey yapabilir Hocam. ne yap Hocam. buradan size en fazla emoji atabiliriz. Yapacak bir şey yok. Evet. Hocam. Hocam. Kahve atarız. Evet. Hocam, biz saat sabah 6'da uyanıyoruz. Saat 7 çeyrekte servise biniyoruz. Saat 7.40'da ders başlıyor hocam. Yani sizin işiniz zor ya. Daha Biz de ziyade hocam bir ara 20'de başlıyoruz. bize sorun arkadaşlar değil ama. hani İlkokulda okuyoruz hani bu kolaların falan kapağından bedava çıkıyordu ya hatırlıyor biz. Evet musunuz? hocam. Arkadaşlar onlar bizim bir arkadaş yüzünden kaldırıldı. Ha. Bakın niye biliyor musunuz? Bizim bir arkadaşımız vardı. O kadar ballıydı ki, o kadar şanslıydı ki dondurma alırız, beleş dondurma çıkar. Kola alırız, beleş kola çıkar. Hiç şaştığını görmedik. Mesela üç arkadaş gidiyorduk, iki tane kola alıyorduk arkadaşlar. Ama ikisini de biz seçmiyorduk. O seçiyordu. İkisinin de kapağının altından bedava çıkıyordu. İki kolayla dört kola alıyordu. En son bir gün marketçi bizi kovdu. Dedi ki size kola mola yok. Lisede öğrenciyiz. Yok dedi size kola. Vermiyorum. Dondurma istiyoruz adam vermiyor. Çünkü bıktı. Bedava çıkıyor. Bedavadan da bedava çıktı. Adam dedi Hocam yok. diyor, bayağı bereketliymiş Bir arkadaş arkadaş, da oldu yok yaşamış. arkadaşlar. Arkadaşlar 4 tane falan bedava çıkmış. Ben onun kadar ballı biri görmedim hayatımda. Gerçekten çok ballı. Ha hocam, o yüzden dondurmalarda şeyi kabul etmiyorlar. Evet. Evet hocam, bize de bir kere çıkmıştı. Evet. Neyse sorumuza bakalım. Buna göre bu okuldaki öğrencinin yüzde kaçı muzlu dondurma sevmektedir? Hocam Arkadaşlar 80'de 16. kaç öğrenci var? 80. 80. 80 öğrenci. Arkadaşlar 80'in 16'sı. yüzde bilmem kaçı neymiş? Muzlu. Muzlu ne? 16. 16. Yüzde kaçı? Bununla bu gitti. Arkadaşlar burası 20 olursa bu sıfır da gidecek. 8 kere 2 16. Demek ki %20'si. Okey. Okay. Haydi bakalım devam ediyoruz. Akkaya ailesi 10 bin TL olan maaşlarını %25'ini ev kirasına, %10'unu Şey. %20'sini mutfak masraflarına ayırmaktadır. Ya bu garibanlara kaç parası kaldı? Bir hesaplayın Allah aşkına. Aa, Hocam çok onlar da biz niye hesaplıyoruz hocam? vallahi arkadaşlar yardım edin. Düşünüyorlar herhalde. Yardım edin. 10 bin liraya bu aile nasıl geçinsin? Yani ailenin de resme baktığımızda çok mutlu bir halleri var. 10 bin liraya. Hocam adlarını bile kartona yazmışlar ya. Hocam saniyesinde gelen cevabı ve doğru çıkacağım. Eminim. Arkadaşlar toplam maaşın yüzde kaçı gitti şu an? %55'i 45 mi kaldı. gitti? %45 kaldı. 10 bin liranın %45'i yani aferin 4.500 lira. Neredeyiz? Evet Hocam tam gönderdiklerini söylediniz ya. %45, %55'i gitti. Ne kadarı kaldı ellerinde? %45. Bunlar yine iyi canım. Yine Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Orada masaya oturuyorlar arkadaşlar. Eşi de oturuyor. Diyor ki Deniz, hanım bu kiraya, bu faturaya, bu şuna, bu ona. Hani bize, bize bir şey kalmamış. Bir yemek alıyordu, bisikleti harcıyorlardı. Evet. Arkadaşlar 10 bin liranın %45'i
4.500 lira. Hocam bence orası. Tekrar yazmayalım. Bu işlemin sonucu kaçtır? Ondalık sayılar. Hadi bakalım. Basit. Basit ötesi basit. Evet arkadaşlar 1,24 gidiyor değil mi? 4,20. Aşağıdakilerden hangisi %60'a denk değildir? Yani %60 olmaz. Evet %60'ı sadeleştir, aynı olmayan kesir ya da genişlet. Mesela 6 çok ile 10'u basit. Genişletebilir miyiz? Evet güzel. Emirhan gönderdi, Oğuzkan gönderdi, Zeynep Rana gönderdi, Gökmen Buğra, Kerim Dikkat, Cemile gönderdi, Yusuf hangisine gönderdi? Yusuf Dikkat, Derin gönderdi, Kerem olur mu Kerem? 4 ile çarparsak %60 oluyor. Fakat bunu 2 ile genişletirsek ne oluyor arkadaşlar? %40. %40 oluyor değil mi Gökmen? %40 oluyor. Hocam ben de aklıma ne bakalım. Beyin arabası gittiği bir yolun yolda depoda bulunan 40 litrelik benzinin %55'ini yakmıştır. Vah vah Erol Bey. Buna göre Erol Bey'in arabasının deposunda kaç litre benzin kaldı? %55 gittiyse %45 mi kaldı? Evet. 40'ın %45'ini bulun. 40'ın %45. Kerim. Aferin Kerim. Kerem dikkat. Hocam cevap geliyor hocam. %45'ini bulacaksınız. 40'ın. Keremcim. Oğuzkancım dikkat. 40'ın %45'ini bulacağız. 40'ın %45'i kaldı. Hocam bu 40'la sayı kime 45'i çarpalım. Ya da bu sıfırla bu gitti. 45 ile 4'ü çarptık. 180. Aşağıda bölüne var. 10. Böldük. Kerem. 18. Keremcim dikkat. 10 dikkat. Evet. Evet. Yani arkadaşlar. Evet. Okunuşu 12 tam %21 olan sayı. 12 tam %21 olan sayı. Dünyanın en basit sorusu. Evet. Ben hocam ben bunu çözemem. Evet. %21'imiz ne oldu? İki basamak olacak. Geçtik. Yukarıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak hangisi olur? Küçükten büyüğe. Bence hepsini yüzdeye koyun. Hocam saniyesinde geliyor. Oğuzkan acele etme. Yanlış mı? Bir bakarsan. Hocam benimki doğru mu? Sen neredesin? Hocam. Benimki doğru mu hocam? Aybüke doğru. Kerem doğru. Kerim nerede? Yusuf doğru. Kerim doğru. Evet. Cevaplar yağmur gibi yağdı. Timuçin'cim dikkat. Evet Cemil. Hocam bir dakika. Ya Oğuzkan Efendi. Bunlar zaten yüzde. Talha Emin, Eymen Talha, Güneş. Bu nasıl bir davranış ya? Hasan Talha. Arkadaşlar bu %5. O zaman en küçük D. Sonra A, sonra C, sonra B. Yukarıda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için kare yerine gelebilecek en küçük sayı. En küçük. En gıcık. Pardon, en küçük değil mi? En gıcık. Gıcık. En gıcık sayı. Evet, hadi bakalım. En gıcık sayı. Evet. 5 olabilir mi? Benim olabiliyor. 5 olabiliyor mu? 0 1257 0 1256'dan küçük mü? Arkadaşlar. 6 gelebilir değil mi Cemile?
5 olmaz. Çünkü 5 olursa bu bundan büyüktür. Olmaz. Hocam da atıyordum ama. 56 bir taneyle kaçırıyor. Özge 50 adet cevizinin %40'ını kardeşine vermiştir. Buna göre Özge'nin Ah iyi kardeş ah. kalmıştır. Bence cevizi kalmamıştır. Bununla ilgili bir şey anlatacağım size değerli Ha arkadaşlar. buldum. Hocam İşlem benim yapmadan cevabım hocam. Evet. Şimdi aferin. Bir dakika, bir dakika. %40'ı ne oluyor? 20 ceviz mi? 20'si kardeşine verdiyse kendine kaç kaldı? 30. 30. Evet. Arkadaşlar bunlardan çok soru çözünce mesela kuru yemişçiye gidiyorsun. Diyorsun ki amca paramın %37'siyle badem, %28'iyle çekirdek, %12'siyle kabak çekirdeği alacağım. Kuru yemişçi sana ne diyor? Defol git, yürü git buradan. Evet arkadaşlar o yüzden kendinizi çok fazla... Hocam gücüm matematikleri yetmiyor. Evet fazla kaptırmayın bunlara kendinizi. Ama göreceksiniz sorularda şöyle olacak. Sanki Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özge diye bir öğrencisi var. Bu Özge her gittiği yerden %4'te bir, üçte iki bir şeyler alıyor. Evet, parası da hiç bitmiyor. Zeynep, hep bir şeyler alıyorsun. Milyarder. Eğer böyle bir şey istiyorsanız Milyoner. Bakanlığı'nın linkini verebilirim, başvurabilirsiniz. Hocam bana bilet ısmarlasın bakalım Özge. Evet, 7 tam Hocam. 8'de 3 kesinin ondalık gösterimini istiyoruz. Tam kısmı bizim. Sizden ondalık kısmı istiyoruz. 3 bölü 8. 8'i kaçta Hocam bir şey sorabilir miyim? 125. Evet, 125. Efendim? Bir sonraki deneme ne zaman olacak? Bir sonraki deneme çok yakında. Yarın. Mart ayının ikinci haftasında. İkinci hafta. Evet. Tamam. 14 Mart. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek Hep yaktırır. yaptırır. Atalarımız öyle demiş. Acaba ne anlamadım? Niye böyle? Eminim bizim okulda sanırım bütün denemeler ertelendi. Neye ertelendi Zeynep? Sanırım bütün denemeler ertelendi ama kesin bir bilgi yok. Ertelensin ya, çok sıkıntı değil. Hocam. Biz artık ilkokul çocuklarının okulunda okuyoruz. Saat Ya. 12.35'te okuldan çıkıyoruz. 6'da okula gidiyoruz zaten. Evet, biliyorum okulunuz değişmiş. Evet hocam bizim okul öyle eski ki yıkılacak artık. Allah korusun. Yenisini yapacaklarmış. Evet. Allah korusun. Amin. Hocam, benim okul yapılalı 5 yıl oldu. Bizimki 35 yıl. Evet. Peki Benim için daha yedi yıl. arkadaşlar 8'i kaçla genişletiyorduk? 125. 1000 oluyordu. Bunu da 125'e genişletirsek 375. 375. Demek ki 7,375. Tamam mıyız? Evet. Değerli arkadaşlar bu akşamlık burada kalalım. Bu kadar soru çözüm yeter. Lütfen benim size atmış olduğum soruları çözünüz değerli arkadaşlar. O sorular önemli. Hocam iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Kendinize Görüşürüz. bakın. Allah'a İyi emanet. akşamlar hocam. Ben.